araçlar çok farklı kategoride. Gurur kaynakları var. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, alınan belediye meclis kararları doğrultusunda Edirne'yi Türkiye'de, Avrupa'da ve dünyada gururla temsil ederek Edirne'ye derece getiren sporcuları ödüllendirdi. Edirne Belediyesi olarak sporda altyapıya çok önem verdiklerini dile getiren Gürkan, spora yaptığımız yatırımların meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başladık. İnşallah daha birçok başarıya daha imza atarak Edirne'mizin ismini tüm dünyaya duyuracağız, dedi. Meclisimizce aldığımız bir kararla çeşitli kategorilerde, farklı branşlarda Edirne'yi başarıyla temsil etmiş sporcularımızı, çocuklarımızı, gençlerimize Edirne Belediyesi olarak ödül veriyoruz. Kendi alanlarında gerek Türkiye'de, gerek Avrupa'da, gerekse dünya çapında dereceye girmiş sporcularımız var. 11-12 Ekim tarihleri arasında Slovenya Maribor şehrinde yapılan Yıldız Erkekler 37 kilo tekvando şampiyonasında Balkan şampiyonu olan Emir Yumurtacı, 7-8 Şubat 2015 tarihinde Antalya'da düzenlenen minik bayanlarda 33 kiloda tekvandoda Avrupa şampiyonu olan Buse Nurdallı, 7-8 Şubat 2015 tarihinde Antalya'da düzenlenen minik bayanlar 57 kiloda tekvando Avrupa şampiyonu olan Gamzenur Karayünlü ile 7-8 Şubat 2015 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen minik bayanlar 33 kiloda tekvando şampiyonasında Avrupa ikincisi olan İlayda Nurtos'un 23-26 Ağustos 2015 tarihleri arasında Güney Kore'nin Muju kentinde düzenlenen tekvando şampiyonasında Türkiye'yi yıldız bayanlarda 41 kiloda temsil ederek dünya üçüncüsü olan Derya Eşme ödülünü Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın elinden aldı. Emir Yumurtacı, Buse Nur Dağlı sevgili kızımız, Gamze Nur Karayülü, İlayda Nurtos'un, Derya Eşme. Aldığımız kararla birer cumhuriyet altını takdim ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nde Deste Orta Boy'da tüm rakiplerini puanlama sistemine kalmadan yenerek birincilik kürsüsüne çıkan ve güreş severler tarafından geleceğin baş pehlivanı olarak nitelendirilen Ufuk Yanık da unutulmadı. Ufuk Yanık'a ödülünü teslim eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali öncesinde Ufuk Yanık'la bir araya geldiklerini hatırlatarak, Ufuk derece alacağı konusunda söz vermişti. Bu sözünü de yerine getirdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum diye konuştu. Bu yıl Kırkpınar'da Edirne'lilerin çok uzun yıllardır beklediği bir birincilik aldık. Kırkpınar'dan önce bana söz vermişti Ufuk. Başkanım ben sizi mahcup etmeyeceğim diye. Mahcup etmedi, kendisini de tebrik ediyorum ayrıca. Ufuk devam ediyor. İki tane de kupa getirmiş bize Ufuk. Tekrar tebrik ediyoruz. Edirne Belediyesi olarak sporda altyapıya çok önem verdiklerini dile getiren Edirne Belediyesi Başkanı Recep Gürkan, Edirne'mizi birçok farklı branş ve kategoride temsil etmiş gurur kaynaklarımız var. Aldığımız bir kararla çeşitli kategorilerde Edirne'mizi temsil eden gençlerimize Edirne Belediyesi olarak ödül veriyoruz. Spora yaptığımız yatırımların meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başladık. Başarılı sporcuların antrenörü Metin Eşme de spora verdiği katkılarından dolayı Başkan Gürkan'a teşekkür ederek hedeflerinin Edirne'den olimpiyatlara sporcu göndermek olduğunu söyledi. Edirne Belediyesi'nin sporcuları, özellikle 2014'te başlayan çıkışımız sizin huzurunuza yine geldiğimizde Türkiye derecelerini getirmiştik. Türkiye şampiyonlarıyla gelmiştik. Söz vermiştik, dedik ki bu hedefi yukarıya doğru taşıyacağız. 2014'te önce Balkan şampiyonu çıkartarak başladık. 2015'i Avrupa şampiyonlarıyla taçlandırdık. Ama tabii bizi en çok sevindiren Edirne'ye bu dağda, Edirne spor tarihine de geçecek bir başarı, dünya üçüncülüğü tekvandoda. Her başarıdan sonra biraz daha acıkıyoruz. Niye dünya şampiyonu olamadık derdindeyiz. Şimdi inşallah meclisin huzurunda söz veriyoruz. İlk hedefimiz dünya şampiyonu çıkarmak. Edirne'den 2020 olimpiyatlarına bir olimpiyat sporcusu göndermek. Ben
8 senedir bu sporu yapıyorum. Bir sürü derecem oldu. Türkiye şampiyonluğu. Ve hepsinde Edirne Belediyesi'nin büyük desteği var. Onun için başta belediye başkanımıza, sonra bütün hepinize teşekkür ediyorum. Bir kızımız Avrupa şampiyonu, bir kızımız da ikinci. Ama şunu not etmenizi isterim. İkisi birbiriyle maç yaptı. Yani Avrupa şampiyonluğu final maçını oynayan iki sporcu, ikisi de Edirne Belediyesi'nin sporcu. O yüzden bir